Bugün sizlere birbirinden eğlenceli ve zorlu zeka bulmacaları hazırladık. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Caner, ıssız, terk edilmiş bir adada sıkışıp kalmıştır. Bu her şeyden uzakta adada gündüzler sıcak ve güneşli iken geceler nemli ve dondurucudur. Neyse ki ilk gece adada Caner hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak ikinci ve diğer geceler Caner için hiç de kolay geçmeyecektir. Bu yüzden adadaki odunları toplayıp ateş yakmayı denemeli. Fakat ateşi yakacak çakmak, kibrit, hiçbir şey bulunmamakta. Peki bu durumda Caner ateşi nasıl yakabilir? Videoda da gördüğünüz gibi Caner gözlük kullanıyordur ve gözlüğün camlarını güneşe tutarak ateş yakabilmektedir. Şimdi ise hayatının en zorlu seçimlerini yaptıracağız. Ölmeden önceki 5 dakikanı annenle mi yoksa babanla mı geçirmek isterdin? Peki ateş denizinde mi yoksa ölümcül köpek balıklarının olduğu bir denizde mi yüzmek isterdin? İnsanların sana saygı duymasını mı yoksa senden korkmalarını mı tercih edersin? Gördüğünüz bu basit gibi görünen ama çok da kolay olmayan matematik problemini çözebilir misiniz? İşlemi yapmanız için size verdiğim süre başladı. Matematik işlemini doğru çözebilmek için öncelikle parantez içerisindeki işlemi yapmanız gerekmekte. Parantez içindeki işlemi yapınca problem 6 bölü 2 çarpı 3 haline gelecek ve bu durumda da işlemi soldan sağa doğru çözmek gerekiyor. O zaman da işlemin sonucu 9 çıkacaktır. Üç tavuk 3 yumurta için 3 gün yatıyorsa, 12 tavuk 12 günde kaç yumurta için yatmış olur? Cevap 48 yumurtadır. Bir tavuk bir yumurta için 3 gün yatmakta. O zaman 4 yumurta için 12 gün yatar. Tüm bunların ışığında 12 tavuk 12 gün 48 yumurta için yatmıştır. Sıradaki surat emojilerinin arasına farklı bir emoji karışmış ama nerede? Bakalım kimler bu farklı emojiyi bulabilecek? Resim içerisindeki farklı emoji sağ üst köşede yer almakta. Melek yüz emojilerinin yer aldığı bu resimde de farklı bir emoji saklanmış. Bakalım sen o emojiyi bulabilecek misin? Resim içinde gizlenmiş farklı emoji resmin ortasında yer almaktadır. Karşınızda gördüğünüz bu açıklamalara göre sizden hırsızı bulmanızı istiyoruz. Cevaplarınızı ve düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.